Merhaba arkadaşlar. Bugün TYT 2019 sınav sorularını değerlendireceğiz. Değerlendirmemize geçmeden önce öncelikle hepinize geçmiş olsun. İnşallah sınav hepiniz için kolay geçmiştir. Umarım çalıştığınız yerlerden çıkmıştır. Birinci soruyla başlayalım isterseniz yavaştan. Şimdi birinci soru karşınızda gördüğünüz gibi bir damacana sorusu var. Damacana sorusu geçen sene çıkan TYT sınavındaki iki tane sorumuza aslında benzer ve aynı zamanda bizim kendi sistemimizde de olan sorumuzla benziyor. Geçen seneki sorular neydi? Şöyle ufak bir hatırlarsak bir pasta sorumuz vardı, bir buzdolabı sorumuz vardı, köklü sayılarda sıralama ona benzeyen ve oran özellikleri kullanarak aslında yapılabilecek basit bir soru. Geçen seneki dediğimiz gibi sistemde ve bizim sistemimizde vardı. İkinci soruya geçtiğimizde ikinci soru aslında basit gibi görünen bir üssüz sayılar sorusu aslında. Gene bizimki sistemimizde üssüz sayılar bölümünde ve perspektif sorular bölümünde de biz ne yapmıştık? Bu soru ve benzerine aslında yer vermiştik. Gene geçen seneki sınav sorularımıza aslında ne de benzer bir soru. Üçüncü soruya geldiğimizde de ne diyor? Köklü sayıların eşit olduğu ile ilgili ufaktan bir soru var. Gene buna benzer şekilli bir soru. Zaten kendi sistemimizde de köklü sayılar bölümünün orijinal sorular kısmında da zaten sorumuz neydi? Mevcut bir şekilde vardı. Dördüncü soruya geldiğimizde dördüncü soru geçen sene gene çıkan sınav sorusuna aslında çok benzer bir soru. Geçen sene toplama çıkarma üstünden gidiyordu. 3 özellik burada 4 tane şekil üzerinden gitmiş ve biz zaten gene aynısını dediğimiz gibi orijinal sorularda da aslında bahsetmiştik. Evet, 5. sorudan siz devam edin hocam isterseniz. Tamam hocam. 5. soruda çokgen özelliklerinden bahsediyor aslında ama sadece çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilirsek daha sonra temel kavramlara dahil edebileceğimiz bir soru. Bunun gibi şekilli bir soru vardı bizim sistemimizde de yine temel kavramlar kısmında. 6. soru, 6. soruda da uzaklık yani bu noktalar arasındaki uzaklıktan bahsediyor. Hangisi en yakın noktadır diye. Aslında kolay bir soru, sadece şekil koymuşlar, görsel koymuşlar yani. Yine zaten sistemimizde de mevcuttu hocam. Evet. 7. soru, iptal olan soru TYT'de. Bunun iptal olmasının nedeni de yukarıda verilen pozitif tam sayılar tanımına uymuyor bazı x, y, z sayılarında. Burada negatifler için de sağlıyor. Aslında negatif için sağlıyor sadece. Ama pozitif dediği için iptal oldu bu soru, 7. soru. Sınavda tek iptal olan matematik sorusu da buydu. 8. soruda da sayı doğrusunu parçalamış sadece aslında kesir sorusu gibi. Yani rasyonel sayı büyüklüklerini tartışabiliriz. Aslında sayı doğrusuyla ilgili de biz rasyonel sayılarda birçok şey yapmıştık. Zaten kolay diyebileceğimiz sorular arasında bu da. 9. sorudan devam edebilirsin. Tamam hocam, devam edeyim. 9. soru zaten gene klasik bir nedir? Şekil sorusu. Zaten 2018 TYT ve örnek kitapçıkta yayınlanan soruların aslında gene benzer soru üzerine bir oran sorusu basit bir şekilde. 10. soru aslında şekilde birazcık zor gibi gelip biraz da korkutabilir size ama aslında yapımı çok basit. A ile B arasındaki sadece soru bize oranı istiyor. Yani oran orantı özelliklerini bilmemiz, doğru oran, ters orantı özellikle bilmemiz için aslında nedir bizim için arkadaşlar? Yeterlidir. 11. soruda neyden bahsediyor? Gene ufak bir basamak doğal sayılar sorusu üzerinden genel olarak baktığımızda. Zaten bunun benzer sorularını biz basamak kavramı konusunda ne yapmıştık, bahsetmiştik. Evet, siz devam edin hocam 12. sorudan isterseniz. 12. soruda bir tane tanım vermiş. Biz aslında bu analiz videomuzda çıkma potansiyeli olabilecek sorular üzerine etiket koymuştuk. Bu etiket dediğimiz sorulardan biri çünkü yukarıda bir tanım veriyor. Aslında daha önce müfredatta size rakamsal genişliğin ne olduğunu söylemez. Ama burada tanım verip daha sonra bize bunu uygulatmamızı istiyor. Bu bizim çok beklediğimiz bir soruydu. Ve var da zaten yaptığımız analiz videosunda var hatta aynı sorunun çok benzeri. O yüzden beklediğimiz bir soruydu ve gelmiş oldu. 13. soru geçen senenin TYT'de çıkan küme yine böyle şekilli ve renkli bu sefer isimleri veriyordu geçen sene. Burada tam tersi rakamlar arasında, sayılar arasında bir kesişim istemiş. Bu geçen seneki küme sorusuyla neredeyse birebir. Hatta bizim küme orijinal sorularımızda da neredeyse evet, yakın olanı var yani hocam. Aynen öyle. Evet, 14. soru fonksiyon sorusu. Bu tamamen fonksiyonda işlemler. Biz bunu fonksiyonları çok ayrıntılı bir şekilde anlattık. Tamamen fonksiyonda işlem biliyorsanız bu şekilde yapabilirdiniz. 4 zaten işlem özelliklerini bilmemiz nedir? Yeterli. Aynen öyle. Doğrusal fonksiyona hakimsek yapabilirdik evet, bu soruyu. 15. soruda grafikle alakalı. Tam gittiği değer değil de yaklaşık değerini bulmamız gerekiyordu. Bileşke fonksiyon ama fonksiyon sorusu içinde dahil edebilirsek zor diyebileceğimiz bir soru değil bence fonksiyon için. 16. soruda ben devam edeyim hocam. 16. soru aslında nedir? Bir istatistik sorusu. İstatistik sorusu içerisinde mod median özelliklerinden bahsetmiş. Zaten biz bunlar sistemimizde mevcut durumda istatistik bölümünde ki zaten buna neredeyse birebir yakın bir soru bizim de kendi orijinal sorular ve konu anlatım, refleks anlatım kısmımızda da nedir? Mevcuttu. Evet, 17. soruya geçelim. 17. sorudan itibaren artık problemlerimize geçiyoruz. Yalnız problemlerin analizlerine geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Bu reflekslerle matematikte bizim problemler bölümümüzün en sonunda biz kategori dışı perspektif problemler diye bir bölüm oluşturmuştuk. Bu nedir derseniz sayı problemleri, kesiri, yaş bütün problemlerimizin aslında biraz daha
toparlanmış ve bizim ÖSYM'de çıkmasına ihtimal verdiğimiz soruların biraz daha hani orijinal sorular dediğimiz gibi sorulardan oluşturuyorduk ki zaten çoğu soru aslında bizim sistemimizde de mevcut. Şimdi isterseniz onların bir analizine geçelim. Şimdi 17. soru aslında bir hesap fazlalık sorusu. Geçen sene zaten Gözde Hocam değil mi? Benzer bir soru vardı hesap probleminde. 18. soru gene ne de bir sayı problem. Gene benzer bir şekilde sistemimizde de aynı soru mevcut. 19. soru 17'ye benzer bir soru aslında. Gene hesap fazlalık sorusu. Yani geçen seneki sınavda da zaten benzeri neydi? Çıkmıştı. Bu hesap fazlalığı sorusuna da yine analiz videomuzda çıkma potansiyeli olabilir demiştik 10 soru. Biz o 10 soruyu seçmiştik aslında çıkma potansiyeli olabilir diye. Bunlardan bir tanesi de hesap sorusuydu. O yüzden görmek beni şaşırtmadı evet. Açıkçası. 20. soruda da geçen sene değil önceki sene yumurta, işte nişasta gibi yine böyle bir tarif sorusuydu. Yemek ama tarifi. Bu yüzde problemi değildi. Bu da yine tarif sorusunu bu sefer yüzde problemi içine koymuşlar. Aslında benzer şeylerden bahsediliyor. 21. soruda da yüzde problemi ama burada fazla gelen eksik tartım, fazla tartım sorularından bir tanesi aslında. Yine aslında yanlış hesap sorusu diyebiliriz yani 21. soruda. 22. sorunun birebiri bizim sistemimizde vardı diyebiliriz. Hem daire grafiği hem sütun grafiğini birlikte vermiş. İstatistik problemi adı altında söyleyebileceğimiz bir soru. Biz de grafik problemini vermiştik. Evet, biz de grafik problemi demiştik aslında. 23. soru asansör sorusu. Ama asansör sorusu aynı zamanda sayı problemine dahil edebiliriz. Çünkü türünden yazmalı bir soru. Evet, 24. sorudan devam edelim. 24. soru aslında nedir? Terazi soruları yani denge soruları. ÖSYM'nin gene sevdiği ve klasik olarak sorduğu aslında sorulardan biri. Geçen seneki sınavlarda bunları şekilli olarak vermişti. Bu sene ne yapmış? Şekilli olarak vermemiş. Aslında yazı olarak dökmüş. Aynı şey. 25. soru boncuk sorusu. Bizim gene kendi sistemimize perspektif sorular bölümünde zaten soru biz daha öncesinden sorunun benzerini sormuş. Burada sadece ne yapmış? Kutuya biraz daha renklendirmiş. O kadar. Çok fazla aslında bir farkı yok sorun. 26. sorusu tipik bir nedir? Zaten hız problemi sorusu. O ÖSYM'nin zaten çok sık sorduğu ve her sene genelde düzenli olarak sorduğu bir soru tipi. 27. soruya geldiğimizde 27. soru aslında uzun bir problem gibi görse de mantığı çok basit olan bir soru. Sadece bir tane nedir? Dikdörtgen çizip dört işlem özelliklerini kullanarak soruyu nedir bizim için çözmemiz yeter. 28. soruyla devam edeyim. 28. soru aslında problem sorusu gibi gözükse de aslında gene 4 işlemi problemler üzerine aktaralım. Bu ve bu tarz soruları biz zaten ne yapmıştık? Perspektif bölümünde zaten çok detaylı bir şekilde hocam neydi? Değinmiştik değil mi? Buyurun 29'dan devam edelim. 29. soru aslında permütasyon gibi görünüyor ama kombinasyon sorusu. Biz kombinasyon sorularını çok ayrıntılı işlemiştik. Evet. Doktor hemşire sorumuz vardı bizim sistemde. Aynen. O sorunun sadece havayolu şirketinde çalışan kabin memuru sorusu diyebiliriz aslında. Aslında çok fazla yapar çok paralel diyebiliriz. Orijinallerin sorular bölümümüzde de zaten mevcut sorular. Evet, hatta daha zorları vardı. Aynen öyle. 30. soru olasılık sorusu bence çözdüğümüz olasılıkları yani bizim sistemimizde gördüğümüz olasılıkları yapan bir öğrenci bu soruyu çok rahat yapabilirdi. Çünkü çok kolay denebilecek bir olasılık sorusu. Ki bundan önceki senelerde de ÖSYM'nin sorduğu olasılık soruları bana sorarsanız daha zor. Evet. Bu tam olarak böyle zor bir olasılık sorusu diyebileceğim bir soru değil. Dediğim gibi sistemde çok daha zorları vardı bizim olasılığa sistemimizde. Çünkü bayağı bir detaylı bir şekilde değinmiştik. Evet. Çünkü yani genelde konu öğrenciler açısından çok sıkıntılı bir konu olduğu için, çok fazla sıcak bakılmadığı için biz A'dan Z'ye kadar zaten olasılıkla ilgili bütün evet. konulara bayağı uzun bir değinmiştik. Şekilde anlatmıştık. Aynen. 31. soruda artık geometri soruları başlıyor. Burada bir katlama işlemi var. Katlamayı çok kullanıyorlar artık. Katlama işlemi var ama daha sonrasında açıkenar bağlantısı sorusu aslında. Nasıl klasik bir soru. Sadece şekli bir katlamışlarsın. Çok çok kolay bir açıkenar bağlantısı aynen. sorusu da diyebiliriz. 32'den ben devam edeyim. 32. soru aslında yine geometri sorusu gibi gözükse de aslında sol taraftaki ve sağ taraftaki oranları alarak ve temel kavramların 4 işlemler özelliğini kullanarak aslında nedir hocam? Çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir soru. 33. soruya geldiğimizde ise 33. soruda zaten ÖSYM'nin son zamanlarda sevmeyi çok sıklıkla sorduğu ve sevdiği soru tarzlarından aslında renkli kalıpları tek tek boyayarak birbirlerine oranlarını sorabiliyor veya hangisinden ne kadar olduğunu soruluyor gibi aslında o tarzdan bir soru. 34. soruya geldiğimizde aslında gene 31. soruda olduğu gibi aslında basit bir katlama sorusu hocam. Bu sefer ne şekil olarak dikdörtgen vermiş ki biz zaten analizde ne demiştik değinmiştik hani bu ve benzeri bir sorudan çıkabileceğini ne yapmış? Dikdörtgen özellikleri, üçgen özellikleri ve alan özelliklerini kullanarak ne yapabiliriz? Buna ulaşabiliriz. Evet buyurun hocam sizler de. 35. sorusu çemberde açı sorusu diyebiliriz. Orantı da diyebiliriz. Aslında birazcık orantı var çünkü burada 1 ile 8 arasındaki uzaklık tüm çemberin aralarındaki uzaklıkla aynı değil. Ama çemberde açı sorusunu döndürme gibi sormuş. Aslında yapacağımız şey yine çemberi kullanmak. Aynen. 36. soruda yine daire bu sefer dairenin alanını sormuş. Yukarıda açı, çemberde açı sormuştu. Bu sefer daire alan sormuş. Aslında kolay bir daire alan sorusu ki bize yukarıda çevresinin de alanın da formülünü veriyor. Aslında aynen. ezberlememize gerek yok. Sadece ufak 1-2 de
dokunuş yetiyor aslında. Aynen öyle. 37. soruda da çokgen var. Çokgenlere dair çok fazla formül var aslında. Ama artık ÖSYM yukarıda bize formülün ne olduğunu veriyor. Aslında formül ezberlerimize gerek kalmadı gibi. İşi biraz daha kolaylaştırıyor aslında. Kesinlikle. Yine bir kesme işlemi yapılmış. Kesmeden sonra da düzgün bir altıgen elde edilmiş. Altıgen biliyorsak yapabilirdik bu soruyu da. Evet. 38. soruda koordinat düzlemi, öteleme soruları. Fonksiyonlarda yanılmıyorsam biz buna değindik. Yani öteleme bölümünde zaten orada en son bölümünden bahsetmiştik. Yani sadece onu ne yapmış? Koordinat sistemini uygulamış. Ki özellikler zaten değişmiyor aynı şekilde. Fonksiyonlarda uygulamalar diye bizim başlığımızın altında. Aynen. Bizim başlığımız öyleydi. 39. soru klasik bir hocam ne katı cisim sorusu değil mi? Zaten soru gene bize yardımcı olmak için aslında geometriye dikkat ettiğinizde birinci sorudan sonuncu soruya kadar geometri hep aslında bize ÖSYM'e yardımcı olmuş. Evet. Hep özellikleri vermiş ki özellikler genelde formüller neydi karıştırılandı. Yukarıda zaten özel formülümüzü bildiğimizde zaten soru çözmede çok bir sıkıntı değil. Geldi 40. soruya. 40. soru dikdörtgen prizması. Aslında yine katı cisim sorusu olsa da bu bizim için nedir hocam? Yeterli değil. Çünkü 2, 3, 4 özelliklerini vermiş. Bunları biz nerede kullanırız? OKEK'te aslında birleştirerek biz soruyu ne yapmış olur? Çözümlendirmiş oluyoruz. 40. sorunun da analiziyle beraber TYT sorularımız bu kadar. Arkadaşlar TYT 2019'daki matematik soruları bizim bu sene size kazandırmaya çalıştığımız, reflekslerle kazandırmaya çalıştığımız küçük işlemler yaparak büyük işlemlere gitmek, en basit sorudan en zor soruya kadar aşama kaydedebilmeniz adına biz reflekslerle matematiği size biraz öğretmeye çalıştık. Bunlarda biz genel konuyu yaptık, orijinal sorular verdik, kendimiz perspektif sorular yazdık. Bunların simetrikleriyle sizi desteklemeye çalıştık ve yaptığımız şeyle bu sene gelen 2019 TYT matematik sorularının örtüştüğünü düşünüyoruz. Evet. Bizimle çalışan öğrencilerin yani bizim reflekslerle matematikle çalışan öğrencilerin bu konuda 2019 TYT'de zorlanacağını, çok fazla zorlanacağını düşünmüyoruz. Ki özellikle bizim için perspektif sorular yani problemler aslında öğrenciler için çok sıkıntılı bir konuydu ki bize o yüzden ekstradan son bölüm olarak bir öğrencilere sürpriz ve yardımcı olması için özellikle öyle bir bölüm yapmıştık ki zaten sınav sorularına baktığımızda zaten çoğu soruların aslında bizim daha önce sistemimizde olduğunu ve sistemdeki soruları gerçekten güzel ve detaylı bir şekilde çözen bir öğrencinin yapamaması için hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Umuyoruz sınavı hepiniz için arkadaşlar güzel geçmişti. Biz de bu şekilde 2019 TYT sınav sorularını değerlendirmiş olduk. Kendinize iyi bakın.